Ve Sayın Erdoğan'ın 180 derecelik dönüşleri her alanda oluyor ama bu Avrupa Birliği konusunda gerçekten bunu çok gördük. Bakın daha çok uzakta değil. Birkaç sene önce ne diyormuş? Bir dinleyelim tekrar. Diyorum ki Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na gelin, Türkiye'yi alın. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarın. Şimdi tabii oradan da ret cevabı geldi, o ayrı, onu karıştırmayalım ama. Oraya bile almıyorlar yani, durum bu. Ama kendilerini Şanghay Beşlisi içinde görmeye çalışıyorlar değil mi? Şimdi bakın daha yeni ekonomi dibe vurunca ne söylüyorlar, bir de onu dinleyelim. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Durum bu. Bir sabah kalkıyorlar, Haç'la Hilal'i çakıştırıyorlar değil mi? Onu da denedik. Haç, Hilal, Haç, Hilal. Bir gün Şanghay Beşlisi'nde olmak istiyoruz diyorlar. Bir başka sabah da kalkıp Avrupa Birliği güzeldir diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki buradan, Sayın Erdoğan, biraz yavaş. Bunu artık sizin klasik U dönüşlerinizle falan da açıklayamıyoruz. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz ya. Çalkalayıp duruyorsunuz memleketi. Şimdi sizin yandaşlarınız var. Peşinizde bir sürü kuş sürüsü var. Pelikan melikan bir sürü. Bunlar helak oluyorlar. Başlarını bir sağa bir sola çarpıyorlar. Sağa sola savruldukça onlar da hızlarını alamıyorlar. Devriliyorlar. Yine de peşinizden koşmaya çalışıyorlar. Tabii işin ucunda bir sürü menfaat var, o ayrı, ama ben diyorum ki biraz yavaş ya. Bu koskoca ülke bu kadar zikzak çizdirilmez. U dönüşünü bırakın artık. Bir o tarafa, bir bu tarafa yazıktır, günahtır. Bir ülkenin bir stratejik hedefi olur. Bir ülkenin uzun vadeli bir siyasi hedef seti olur. Buna göre yönetirsiniz. Büyük ülkeler böyle yönetilir.